Herkese merhaba arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl gidiyor bakalım? Bayram hazırlıkları var mı sizlerde de? Büyük ihtimalle vardır birçoğunuzda. Bizde de bugün bir bayram alışverişi yapalım dedik. Annem, Hasan, ben, ondan sonra başka kim var? Songül, Efe, Güley ablam, bayağı kalabalığız aslında. Hep beraber bir bayram alışverişi yapalım dedik. Birçok işimiz var arkadaşlar. Bugün var çok paralar harcayacağız. Şimdi bayağı kıyafet alacağız. Sonra ayakkabı alacağız Hasan'a, bana. Ondan sonra bir telefona bakacağım. Bayramdan sonra bir telefon alacağıma karar verdim ama hangisini ne alacağımı daha karar veremedim. Onu alacağız. Ondan sonra bir sürü daha, hepsi bir bu videoda arkadaşlar. Yemekler yiyeceğiz, sohbetler edeceğiz. Güzel bir video yani sizleri bekliyor. Farklı olsun dedim. Bugün köylü kızından çıktım. Şöyle giyindim. Biraz da makyaj yaptım. Farklı olalım dedik. Ortama ayak uyduralım dedik. Şimdi arabayla beraber üçümüz Bolu'ya kadar gideceğiz. Sonra arabayı ben yıkatmaya vereceğim, temizlemeye. Sonra Güley ablamın arabasıyla devam edeceğiz yolculuğa. Haydi bakalım başlıyoruz. Güzel bir video sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar, şimdi mazot alacağız arabaya. Mazot hemen hemen kırmızıya yaklaşmıştı. Köyden gelene kadar Allah'tan bitmedi. 400-500, 600-700-800-900-1000. Şimdi depoyu fulledik. Pazara babamın yanına uğruyoruz. Tamamen boştu ya. Kırmızıya o kadar yaklaşmıştı ki. Yani 945 liraya doldu. Ama daha da alır bu gittikçe. Şimdi sallandıkça 1 milyar alırdı yani. Yola devam ediyoruz. Arabamızı güzelce bir küplettirdik. Şimdi yıkayacağız. Çok sıcak kız buralar. Anam yanır. Vallahi çok sıcak. Çok durulmaz, çok sıcak. Sıra bize geldi, gidiyoruz. Gel bakalım fırça. Arkadaşlar, kardeşleri topladım, annemi aldım, ekibi de aldım. Şu an ilk bayram alışverişi için kıyafet almaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Bakalım neler alacağız? Bayramda bu yaz neler giyeceğiz? Hadi gelin bakalım. Şimdi çoğunuz biliyorsunuz zaten arkadaşlar, Güley ablam, annem, ikizim Songül neredesin, gel kız buraya. Efecik de var. Efe bizden ayrılmıyor böyle gezilerimizde her zaman. Hep beraber dedik bir alışveriş yapalım. Farklı bir video olsun istedim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yıl bayram alışverişimi Fullo Moda'dan yapıyorum. Bakalım neler var. Haydi hep beraber gezip görelim. Kankiler şu şekilde. İki tane ceket, bir tane pantolon beğendim. Bayağı güzel. Aslında turuncu bir ceketim vardı ama rengi çok güzeldi. Ablamla beraber bayağı beğendik. İçerisine hemen bir beyaz tişörtle kombinleyeceğiz.
Evet. Gülay, o elindeki de çok güzelmiş senin. Evet, şöyle turuncunun içerisine bence güzel olur. Şunun da içerisine güzel olur aslında. Seçmeye devam. Birçok ürün var. Elbiseler de var aslında. Ama kısa gelir bana. Maalesef. Şimdi Hasan eve gitti. Sıkıldı. Pek sevmez böyle alışverişleri arkadaşlar. Aslında ona da güzel bir bayramlık yapabiliriz. Hem ona da alalım, hem anneme de alalım, hem de kendime alayım. Gülay, sen de kendin al artık. Güzel değil bu ya. Sevmiyorum ben bunu. Kabarık ya. Hoşuma gitmiyor. Çok ağır oldu bunlar. Dostum. Ne var mı? Vardır bence. Yok. Tişört beyaz. Bu da beyaz. Tamam. Tamam kanki, sana güveniyorum daima. Yani mavi güzel olur çünkü. Beyaz çok şey olacak öyle düşünüyorum ben. Tabii. Efe Bey'e de alalım hemen şuradan. Bakalım bu taraf olmaz ki Efe'ye, buna göre değil. Efe, bu sana olmaz mı oldu? Hemen deneyelim. Teyze şapka getir hemen. Nereye gitti kızım? Bu tarafta değil şapkaları. Tüh. Beğendin mi bunu? Beğendiysen alacağım. Beğendin mi? Hadi karar ver. Bunlar bana göre değildi. Bunu duramayacağım ya. Elim çok dolu. Katlayamayacağım. Gülay, ne varsa doldurdu bana. Benim için işten geliyor. Çanta, ayakkabı. Gerek yok ya. Hani öyle bir şey olamıyor. Niye? Şu tarafta falan vardır. O tarafta var bayağı. Şöyle takımlar falan da olabilir. Deneyin. Efe beğendi bunu. Onayladı. Gülay gelsin buraya. Bunları ben deneyeyim. Hemen. Sonra görüşelim. Şimdi arkadaşlar, ilk kombinimiz bu şekilde şöyle. Şal aslında uyduracaktım, bir tane takacaktım ama şalları şey yapmışlar. Ne deniyor onlara? Siz söyleyin. Alarm, evet. Alarm taktıkları için açamadık. Mecburen yeşil şal taktık. Açtıracak mısın? Tamam. Şu şekilde bir kombin yaptık. Bayağı güzel bir pantolon olmuş bu. Şöyle düğme detayları falan var. Bayağı şık bir pantolon. Tercih edilebilir bence. Şimdi birinci kombinimiz bu şekilde. Sıra geldi ikinciye. Haydi bakalım. Evet, şu an ikinci kombindeyiz arkadaşlar. Böyle bir kombin yaptım. Bu da bayağı güzel bir kombin oldu. Yine pantolon, bayağı güzel bir pantolon. Gömlekli. Tabii kardeşler sağ olsun, hep beraber güzel bir kombin çıkardık. Sizce nasıl? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar sizden. Yazın denize gidiyoruz arkadaşlar. Öyle bir kombin yaptım. Şöyle elbise. Tam yaz elbisesi. Efe gel. Senle denize gidiyoruz. Çabuk atla. Şapkasını giymedim. Efe Bey'le denize gidiyoruz arkadaşlar. Beğendin mi oğlum? Güzel mi? Evet arkadaşlar, son kombinim de bu şekilde. En çok içime sinenlerden bir tanesi bu oldu. Turuncu renk zaten en sevdiğim renklerden bir tanesi. Şöyle sizlere de hemen göstereyim. Pantolon da bayağı güzel. Şu şekilde kemer detayı da var. Bayağı şık bir pantolon. Evet, bunu alıyoruz. Birkaç tane daha parça aldıktan sonra şimdi yemek yemeye gideceğiz. Hep beraber bayağı acıktık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bayağı bir kıyafet aldık. Tabii ki de Hasan'ı ve annemi unutmadım. Onlar denemedi ama onların yerine ben bol bol denedim. Beğendiklerimi aldım. Şimdi kasada ödeyeceğiz.
Evet, alışverişimizi şu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar, Efe'ye ve Güle'ye bir şeyler alacağız. Ne alacaksınız kızlar? İncir mi? Bir kilo alalım mı? Nasıl yapalım? Aynen, bir kilo incir alalım. Efe ne istiyordu? Şeftal istiyor. Tamam. Kimse yelemez. Al beni. 3 tane yeter herhalde ona diyor. 3 tane de nektar alalım. Gülay, sen de istiyor musun? Gülay. Tamam. Sert ya, yemezsin. Şunları da alalım. Ben verirdim. Çok altı buçuk, 5 versin yeter. Tamam. Kolay gelsin. Sen tutalım. Hadi geçelim. Evet, bayağı gezdik. Ben ayakkabı aldım arkadaşlar. Arabayı temizlettirdik. Şimdi yemek yemeye geldik. Bayağı da acıktık. Hadi bakalım bakalım neler yiyeceğiz. Evet, Bolu'nun güzel bir mekanına geldik. Eray Bey'i birçoğunuz bilirsiniz, MasterChef'ten az çok. Siz isterseniz tanıtabilirsiniz kendinizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Hoş bulduk. Ben yurt dışındaydım. İşte Bolu'ya dönüş yaptım. Evet. Bolu'da zaten fazla influencer yok. Yani YouTube, işte sosyal medya, bir siz varsınız, bir biz varız galiba. Yani çok yok ya, evet. Yani büyük ihtimalle yok. 3 aylık bir süreç oldu. Fırınmaya başladık. Burada güzel bir oluşumun içine girdik. Sıfırdan bir oluşum yaptık. Şimdi bu oluşumda kendi menümüzü yazdık. Zaten bugün de inşallah sizinle birlikte burada yeni tatları, Bolu'da olmayan lezzetleri özellikle size tattırmak istiyorum. Kendi memleketimize hizmet etmeye geldik, öyle söyleyeyim. Çok iyi yaptınız. Sizinle daha önceden zaten sosyal medya üzerinden birkaç konuşmamız oldu. Aynen öyle. Yani yaptığınız işleri de zaten özellikle izliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizin yetiştirdiğiniz kuzuların tadına bugün bakalım. Bakalım bakalım. Nasıl oldular? Bakalım nasıl oldu. Geçelim o zaman. Geçelim, buyurun. Ne tarafa geçtiler bizimkiler? Tamam. Merhabalar. Annem, Gülay ablam, ikizim, Songül. Memnun oldum. Songül Hanım bizim orada oturuyor, evet, zaten. Evet, aynen. Nasıl? Efe'nin keyfi çok iyi ya. Farklı lezzetler tatmak istiyoruz. Kuzu kuzola falan da yapabiliriz. Yok ya, kuzu yiyor zaten sürekli. Yani. O yüzden biraz farklılık olsun. Evet, bence de farklılık olsun. Yani bizim dağlarımızdan topladığımız Türk mantarıyla yaptığımız bir sosumuz var. Onun içinde burgerin içine kullanıyoruz. Türk mantarı biliyorsunuzdur. Belki. Aynen. Çam ağaçlarının dibinden, toprağın altından çıkıyor. Onlarla güzel bir sos elde ediyoruz. Yine Seven taraflarından etimizi alıyoruz. Kendimiz işliyoruz kendi etimizi. Size ben burger öneririm. 4 kişi mi olacağız? Hep beraber olacağız. Tamam. 6. Tamam. Aynen. Anne sen de mi? Başka yemek anneme burger mi alalım? Yoksa annem çok sevmez öyle şeyi de, o yüzden anneme başka bir şey tattırabiliriz. Bakalım şu taraftan. Pide tarzı bir şey yemek ister misin? Bolu olmayan takolardan koyduk buraya. Değişik falafel takomuz var, işte tavuk takomuz var, kokoreç takomuz var. İzmir bölgesinden kelle söğüş takomuz var. Bunlardan da ortaya yaptırabiliriz aslında. Evet, tatmak için aynı. Anneme şöyle pide tarzı bir şey de yapabiliriz. Pide ne olacak? Ablacığım siz ne yersiniz, ne arzu edersiniz? Anne ne yemek istersin? İşte o yüzden düşünüyoruz. Size ızgara da yapabiliriz, dana kaburga da yapabiliriz isterseniz.
ya da et ağırlık olmasın, ağır gelir derseniz. Izgara inelim, sağlık olmadan. Tamam, annem ızgara istedi. Efendim? Izgara istiyor annem. Izgara, aynen, kuzu olsun. Kuzu şiş yapalım mı size? Ya da kuzu olur. Pirzola, hangisini tercih edersiniz? Kuzu pirzola olsun. Tamam, pirzola yapalım. Aynen. Tamam. Ama bir tık fazla pişsin, olur mu? Pişme suyu. Tamam, biz de dediğiniz burgerden alalım. Tamamdır. Sizler? Size hiç sorulamadık. Evet, sizin aynen, siz de karar verin. Burger, tamam. Tamam. O zaman ben ortaya da birkaç bir şey hazırlayacağım zaten. Tamam. Yine oradan şey yaparız. Ben menüleri aldırıyorum arkadaşlara. Tamam. Böyle bakar mısın? Ben bir önden su alabilir miyim? Tabii, aynen. Ben şimdi kendim hazırlıyorum hepsini. Tamam. Tekrar hazırlıktan sonra su yemek yerken ya, şey yaparız. Tamam. Sohbetimize olur. Devam edelim. Olur. Olur. Arkadaşlar, bugün farklı bir vlogla sizlerleydim. Bolu'da gezdik, alışveriş yaptık, yemeğimizi yedik. Tekrardan Erer Bey'e çok teşekkür ederim. Lezzetliydi. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Buyurun, gelebilirsiniz. Bugünlük video böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.